Bayağı geç kaldılar. Hoş geldiniz Elçin Hanım. Sağ ol Ebru'cum. Şunu yukarı odama alır mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk Maribel. Nereden? Buradan. Evet, işte size bahsettiğim erkek arkadaşım Ceyhun. Merhabalar efendim. Ceyhun ben. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Elçin'cim, yemeğe annenin de katılacağını söyledin. Herhalde bir işi çıktı, gelemedi. O zaman sağlık olsun. Bir sonraki buluşmamıza. Ceyhun'cum, ben Elçin'in annesiyim. İnanmıyorum. Ciddi olamazsınız. Latife yapıyorsunuz değil mi? Yani bu yaşta anne... Ya kusura bakmayın. Ben Elçin ablası sandım size, kusura bakmayın. Gerçi bir ablası olduğunu söylemedi bana. Ceyhun'cum, ben Elçin'in annesiyim ama iltifatların için çok teşekkür ederim. Bu çektersin hanımefendi. Ki ayrıca şunu da belirteyim. Ben iltifat etmiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Çünkü ben asla yalan söylemem. Ya ne demek? Çok teşekkür ediyorum iltifatın için. İsterseniz yemeğe geçelim. Sofra hazır. Buyurun. Canım sen böyle gel. Teşekkür ederim. Gel yavrum. Kızım al şunu. Nasılsın Ceyhun'cum? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Üniversitede okuyordun değil mi? Evet efendim. Hangi üniversite? İstanbul Teknik Üniversitesi. Ay, darısı Elçin'in başına. İnşallah. Gerçi bu aralar dersleriyle pek ilgilenemiyor ama. Anne aşk olsun. Yalan mı? Sen üniversitelisin, Elçin liseli. Nerede tanıştınız? Kafede. Nerede? Kafede. Okulda. Ceyhun bizim okula geldi. İşte ilanı panoya asmak için. Tabii ben de bir okul... Ne ilanı asıyordu? Şey, matematik özel dersi baba. Hani ben matematikten özel ders aldım ya. Ha, sana ders veren genç buydu demek. Evet, o genç bu. Evet, o genç benim. İşte sonra ben de tabii telefon numarasını panodaki ilandan aldım. İşte aradım... Özel ders verdi bana ama kafede çalıştık. Yani hani kafe dediğimiz o. Yani okulda konuştuk ama asıl tanışmamız kafede oldu. Evet, kafede çalıştık biz hep. Hep kafe, hep kafe. Evet. Vallahi çok iyi toparladın, helal olsun. Sağ ol. Üniversitede kaçıncı sınıftaydın? Birinci sınıftayım ama ikinci sınıftan ders alıyorum. Ah, kaldın mı yoksa? Hayır efendim, şimdi ben İzmir'de... Şimdi ben İzmir'de bir sene okudum. Oradan buraya geçiş yaptım. Yatay geçiş, dikey geçiş. İzmirli misin yoksa? Evet. Hayır. Şimdi bir sene İzmir'de okuyunca efendim... ...yani insan soruyor neylesiniz diye... ...hemen cevabı yapıştırıyorsunuz ya evet diye. İzmirli değilim yani ben. Ha, ben İzmirliyim de. Öyle mi? Şey ben aslan şey bir sene orada okudum. Ben Adanalıyım ben. Adana, aslan Adanalılar. Asıl benim Adana. Ha, öyle mi? Biz de İzmir'de yaşamıştık ama o zamanlar daha Elçin henüz doğmamıştı. Aa öyle mi? İzmirli sayılırsınız yani. Tabii İzmirliyim. Üf ya bak bunu niye söylemiyorsun Elçin'cim? Ya bilseydim o İzmir'inizin o en meşhur tatlısı Şambaba tatlısını alırdım. Beraber yerdik tatlı tatlı İzmir'i konuşurduk değil mi efendim? Ya keşke söyleseydim. Şimdi gelelim asıl soruya. Aa baba resmen sorguyu çektiniz. Bırakın biraz yemek yiyelim. Ceyhun çok kibardır söyleyemez. O da benim gibi çok aç. Yemeği biraz sonra yersiniz canım. Şimdi bir sorumuzu soralım da. Hangi takım tutuyorsun? Hangi takım olacak efendim? Tabii ki bir tane takım var. O da kafam. Ne oldu kızım? Anne çok acı koymuşsun. Aa, daha içmedin ki. Kokusundan genzim yandı anne. Takım? Takım şöyle, baba biraz garip gelecek ama Ceyhun takım tutmuyor. Yani bunu sevmiyor anlamında değil, futbolu çok seviyor ama milli takımcı o. Milli takımı tutmuyor. Milli takımcıyım ben. Aa bir dakika o zaman, siz çorbalarınızı içe durun, ben gecemizi renklendireceğim. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi biraz sıcağı mı?
Madem takım tutmuyorsun ve İzmirlisin, bundan sonra Göztepe taraftarısın. Hem Göztepe bir taraftar kazansın, hem de sen kazan. Renkleri de çok yakıştı. Ya. Baban hep böyleydi. Yani Göztepe deyince akan sular durur. Ceyhun titreme. Hayatım nasıl titremeyim? Çok fena oluyorum. Ceyhun saçmalama. Hayatım dayanamıyorum, çok fenayım. Ceyhun benim için dayan. Hayatım o Süpermen'e kriptonit vermişsin. Baba da Göztepe kızı çok fenayım, dayanamıyorum. Ceyhun saçmalama. Olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Bir tane affet ben bunu çıkartıyorum. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim. Göztepe'lisin ya, bir an karşı yakalısın diye ödüm patladı. Çünkü karşı yakalılara asla güvenilmez. Ve şunu samimiyetle söylüyorum. Hele kızımın arkadaşı bir karşı yakalı olsa asla buna izin vermem. Bu böyle çok güzel oldu, değil mi? Yok, açtı seni Dursun bence. Acı koymuşsunuz çok. Çorba çok acı anne ya. Vallahi her tarafım yandı. Çok acı. Çok acı koymuşsunuz. Tamam, o zaman ana yemeklere geçelim. Ebru. Ben bunun üzerine de soğuk suyu içerim. Ay Ceyhun'cum, seni tanıdığıma çok sevindim. Hem İzmirlisin, hem Göztepe'lisin, hem üniversitelisin. Daha ne olsun? Elçin çok iyi bir arkadaş kazandı. Olur efendim. Elçin kazanıyor. Zaten hep Elçin kazanıyor. Kaybetme gibi bir şansı yok. Sizin gibi, pırlanta gibi bir anne babaya sahip ya. Gerçekten çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Ceyhun bu akşam çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Ama sen benim kadar eğlenmedin galiba. Olur mu tanım? En az ben de senin kadar eğlendim. Tabii o Göztepe'de kısımları çıkarırsak daha iyi tabii. Göztepe. Elçin. Göztepe. Elçin vallahi bu akşam burama kadar Göztepe oldum. Babam bir yandan, sen bir yandan ya. Allah aşkına yapma. Dayanamıyorum ya. Kaşkol nerede? Bagajda. Ha iyi tamam. Onu unutmayalım bir yerde. İşte hazır tutuyorum ya. Ne için? Yani Göztepe Süper Ligi çıkınca sen ben babam turlayacağız ya, o yüzden. Tabii. Bak Elçin bak, bu kadar büyük konuşuyorum. Ben seninle Ağır Dağı'na gelirim, ötesine gelirim, eteklerine hatta tepesine kadar gelirim. Ama seninle Göztepe'li ilgili hiçbir şeyin turuna falan gelmem bir tane. Kusura bakma. Tamam ya, tura çıkmayacağız. Şaka yaptım. Ama ben sana teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ne için bir tane? Yani tamam, o atkı senin dünyanda simgesel bir şey ama... Benim için kimse bu kadar acı çekmemişti daha önce. Sağ ol. Önemli değil. Elçin. Bak. Ben senin için her şeyi yaparım. Yaptım, yapacağım da. Ama bugün senin dünyanı gördüm de biraz ürktüm açıkçası. Ceyhun lütfen. Öyle ben senin gibi birini taşıyamam, ayrı dünyaların insanıyız gibi bir şey söyleme bana. Yani ben sırtını ailesine dayayarak yaşayan insanlardan değilim. Gün gelecek, her özgür birey gibi ben de ayrılacağım ailemden. O yüzden eşimi de kendim seçmek istiyorum. Biri gelip de siz birlik yaşayamazsınız deyip engel olmaya kalkarsa... ...bana git diyecek tek kişi sensin Elçin. Ben sana git demem. Ceyhun, bizim ilişkimiz imkansız olmayacak. Varsın olsun. Bana fark etmez. Elçin. Sen de ben... ...kutba giden bir gebinin sergüzeştini... ...sen de ben... ...kumarbaz macerasını keşiflerim. Sen de uzaklığı... ...sen de ben imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak istiyorum gözlerine. Sen de ben imkansızlığı sevdim. Ama asla ümitsizliği değil.
Allah. Ay. Ay. Ay çok özür dilerim. Heyecandan elim çarptı kornaya. Önemli değil. Hiç önemli değil. İyi korktun senden. Ben? Sen kendine bak, ödüm patladı be. Tamam, benim de ödüm patladı. Neyse. Ben artık gideyim çünkü durdukça senden ayrılması daha zor oluyor. İyi git. Neyse ben gideyim de biraz internetten Karşıyaka'nın maçını falan izleyeyim. Anca kendime gelirim. Olur. İyi geceler bir tane. İyi geceler. Dikkatli git. Tamam.